Bir şey daha Miyase Hanım, onu da sorayım. Siz çünkü bahsetmiştiniz bundan. Yeşil Sol. Şimdi o zaman şu, yani hep konuşuluyordu ya Miyase abla, yani 5,5 milyon oyu var bu partinin HDP açısından konuşulduğunda. Nasıl yok sayarsınız vesaire diye bu söylemlerle nereye gitti peki o seçmen? Yani bir kısmı emanet oy diyelim tırnak içinde ama nereye gitti? Kendi bölgesinde oylarını aşağı yukarı korumuş. Hı. Bence batıda büyük şehirlerde oy kaybı var. Hı. Diye düşünüyorum. Yani görünen tablo o. Yoksa yine 70'lerden aşağı oy almamış kendi bölgesinden. Peki onlar mı CHP'ye mi geçmişlerdir yoksa? İşte orası muamma. Ayrıntılı bakıp analiz edeceğiz. Çünkü tipte de öyle çok anormal bir oy artışı yok. Yok, evet. O yüzden onlar nereye... Bazı bölgelerde, Antalya'da tipin de aday çıkarması nedeniyle mesela Yeşil Sol Parti Antalya'da vekil çıkaramadı. Ama oy oranı nedir ona bakmamız lazım tekrar. Yani yarından itibaren iller bazında ayrıntılı bir şekilde bakmak gerekiyor. Yani nedir, ben mesela %12'den aşağı beklemiyordum Yeşil Sol Parti'yi. Evet, beklentiler yani, de bu yöndeydi aslında. Evet, anketlerde bu vardı. Yani Yeşil Sol HDP seçmeni, Yeşil Sol Partili ki çok siyasallaşmış bir seçmen. Yani stratejik oy kullanmaya alışık bir seçmen. Kandil'in çok fazla konuşulmuş olması bence HDP'yi de etkilemiştir. Olabilir. Çünkü Kandil, şöyle bir şey. Kandil'in konuşulmuş olması mı? Kandil'den gelen mesajların. Şimdi şöyle bir şey kabul edelim. Batı'da aslında Kürt olmayıp sol değerlere inanan bir sürü kişi HDP barajı geçsin diye oy verirdi. Belki şu anda bilmiyoruz, ezbere konuşuyoruz. Belki onlar oylarını bu sefer vermediler. Yani bir nevi emanet oyların geri gelmesi gibi bir şey. Yani baktığınızda ama CHP'nin de oyunda öyle anormal bir artış yok. Yani gerçekten tuhaf bir durum var. Hı. Ben orasını da çözemiyorum. Evet, çözülmüyor yani. Ama şu bir gerçek ki Erdoğan'ın oyunun ve milliyetçi oyların bu kadar yükselmesinde Kandil'dekilerin sürekli bu sürece müdahil olmaları, açıklama yapmaları, HDP yönetiminin de Öcalan'ı serbest bırakmaktan tut da aklını eseni söylemesi. Evet, mesela kendilerine de bir hayır olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'na büyük bir zarar verdi. Evet, evet. Bence HDP bu anlamda her yönüyle konuşulmalı. Evet. HDP kendisini de bence tartmalı. Yani HDP oturup kendisini de şapkanın önüne koyup tartması gerekecek galiba, değil mi? Yani kitlelere kürsüde coşturacak, belagatın şehvetine kapılıp söylemek çok kolay da işte sen de oyalamadın, milliyetçi oyları da patlattın. Üstelik de sıcak bir çatışma ortamı yok, bir şey yok. Olmamasına rağmen milliyetçi oyları patlattın. Evet. Yeşil Sol'la ilgili yarım kalmasın sizde. Yani işte Yeşil Sol tabi isim değişikliğinin buna neden olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü HDP yani olarak giriyorlar. Yeşil Sol olarak devam ettiler. Hı. Ama Kandil'den sürekli mesaj gelmesi. Kandil'e çalışıyor diye düşünüyorum. Ben artık de o kanaatteyim ama HDP'ye de zarar verdin. Hatta Miyase Hanım işte batıdaki oylar dedi ama bence batıdaki oylar büyük bir ihtimalle tipe gitmiştir. Yani şeyde o sol oylar diyeyim. Bu nedenle geri döndüyse ama nihayetinde HDP'nin içerisinde doğrudan doğruya PKK ile de ilgili sorunu olan Kürt seçmende var mı? Var. Onları da etkilemiş olabilir bu durum. O bakımdan Kandil zannediyorum iktidar tarafından tesadüfen keşfedilmedi. Çok bilinçli bir şekilde sürekli gündemde tutuldu. Belli bir maksat ve amaçla gündemde tutuldu. Ve Miyase Hanım da ifade ettiği gibi aslında en büyük zararı bu anlamda Kılıçdaroğlu görmüştür Kandil bakımından. Ve Erdoğan aldığı bu oy oranını belki de o seçim kampanyasındaki Kandil köprülerine şeydir. Fakat bu 15 gün bunu bir daha devam ettirmez gibi geliyor. Çünkü bu kez şeyin rengi değişiyor. Artık nasıl söyleyeyim, başka bir kulvara geçiyor seçim. İki adayla seçim yapılacak. Nihayetinde Erdoğan ve AK Parti bakımından da bir düşüş var. Bu hissedilir bir düşüş.
kim ne derse desin AK Parti bakımından da söylüyorum bunu. Ama madalyonun bir tarafını çevirip evet biz de önemli bir işte mecliste çoğunluk aldık, şunu aldık, bunu aldık. AK Parti kendini de ifade edebilir. Bu 15 günlük seçim eğer ekonomi düzlemine doğru Millet İttifakı çekerse o zaman bence Kandil meselesi pek bir işe yaramaz. Çünkü o görevini bitirdi, o yaptı. Yani Kandil ile ilgili Cumhur İttifakı'nın propaganda yaklaşımı görevini doldurduğunu düşünüyorum. Şimdi özellikle şimdi işte yeni bir sayfa açılacak. Sinan Oğan'ın %5'ine göz diken bir Cumhur İttifakı yine bunu kullanmaz mı peki? Kullanır. Evet, o %5'i dikkate alırsa kullanır. Yine bir Kandil görürüz kullanır. Yine İHA, SİHA vesaire ama şimdi burada zaman Millet İttifakı bakımından peki ne yapılması gerekir? Buraya da bakarsak eğer o zaman Millet İttifakı'nın bence Cumhur İttifakı'ndan, AK Parti'den özellikle hem milliyetçi oylar bakımından hem de muhafazakar oylar bakımından biraz mesaj üretmesi gerekiyor. Bunu belki ittifak içerisinde ittifak modeli olsaydı bu çok rahat yapılabilirdi. Ama ittifak içerisinde ittifak çalışması yapılmayınca ister istemez sadece CHP listesi üzerinden seçime gidilince belki de CHP seçmenini de rahatsız etmemek önemli. Burada şöyle bir avantajı var yalnız Millet İttifakı'nın. Şimdi buraya konu gelmişken söyleyeyim. Biliyorsunuz süreç aslında Millet İttifakı bakımından çok rahat bir yolculuk olmadı. Hiç. Yani tabii. Her ay yapılan toplantılar vardı. Bunlar artık olmuyor. Bu önemli. İkincisi de seçim listeleri tek bir siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden olunca İyi Parti hariç diğer 5 tane siyasi parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte 5 siyasi parti CHP listesinden seçimlere girince orada bazı problemler yaşandı. Şimdi bu dönemde milletvekili seçimi yok. Liste yok. Doğal olarak küskünlük yok. Doğal olarak tartışma yok. O zaman Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir odaklanma olabilir. Bu da Millet İttifakı'nın en büyük avantajıdır. Bir de şöyle mi acaba? Yani mesela çok özür dilerim. CHP listelerinde ister istemez işte Saadet'ten, Gelecek'ten, Deva'dan, Demokrat'tan vesaire adaylar söz konusu olunca yer bulamayan, listelerde yer bulamayan teşkilatlar oldu. İsimler oldu. Tartışılan isimler, tartışılan konular oldu. Şimdi bu tartışmadan uzak yeniden bir odaklanma çalışmasına girecek. Bunu bence Kılıçdaroğlu'nun lehine olabilir.